basın toplantısı şu an elimize ulaştı. Dilerseniz deneyimli teknik adamın maç sonu söylediklerini izleyelim. Ardından pozisyonları mercek altına alacağız. İyi akşamlar. Zor bir takıma karşı oynadık. Daha önce de izledik takımı. Zaten iyi kapanıp iyi çıkabilen, fizik gücüyle oynayan bir takım. Ama daha önce izlediğim maçlara göre çok daha tempolu, agresif, iyi kapanıp çıkmaya çalışan bir Malatyaspor vardı. Dirençlerini kırmaya çalıştık. Coşkulu ve iyi başladık. Golden sonra oyun hızımız, tempomuz ve oyun kurgumuzdaki sabrımız acele, telaşlı, panik içinde olmaya başladı. Bu da rakibe avantaj verdi. Sayısal fazlalığa rağmen golü de yedik. Bir pozisyon daha verdik ondan önce. Ama ikinci yarı yine oyuna hakimdik. Fakat yine de istediğimiz kadar pozisyon bulamamıştık. Daha sonra da oyun coşkumuzla, oyun aklımızla, yeteneğimizle ve oyuncuların hak ettiği bir sonucu aldığımızı düşünüyorum. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Biraz evvel yayıncı kuruluşa söyledim. Belki sizde yarın da basın toplantısı yapabilirim ama bu olan davalarla ilgili biraz görüş belirtmek istiyorum. Çünkü o da konuştukken konuya biraz girdim. 50 senenin birikimi var arkadaşlar. 50 yıldan beri ben bu ülkede bir emek vererek bir yere gelmeye çalışıyorum. Sizin içinde de bana haksızlık yapanlar var. Sizin derken yani medyanın içerisinde yorumculuk ve habercilik olarak bir tanesi Hürriyet isim verdim. Mehmet Aslan'a daha önce de oldu. İsim de veririm. Ertuğrul Bey'de diğerleri de dahil. Hakkımı helal etmeyeceğim onları. Varsa onları da helal etmesinler. Bu zamana kadar gelinceye kadar fakir bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Trabzon'da bir sürü yerde dolaşarak buraya geldim. Yine geri dönerim. Sorun değil benim için. Ben Trabzonsporlu değilim. Ben Beşiktaşlı değilim. Ben Türk futbol adamıyım. Bana yapılan saygısızlığı, hakaretleri aynen geriye ediyorum. Ve benim hastanedeki bilgilerim alanlar ki aldılar. Açıklasınlar. Almak için uğraşanlar beni arası zaten söylüyorum onlara. Ama söylediklerini aynen yazmıyorlar. Hürriyetin içinde kendine göre yazıyor. Sonra Aykut Hoca'dan ona cevap verdiriyor. O zaman niye onu manşetten başında veriyorsun? Daha önce 2002'deki hakkımı vermeyenler siz de biliyorsunuz. Yetimin hakkını kimseye yedirmeyiz. Paracı deyip paramı çalanlar. Şimdi de emeğimi çalıyorlar. Ama tam tersine bizim çaldığımızı Beşiktaş kollanıp diyelim kendileri kollayanlar. Bugün Delol Hoca'nın ima ettiği gibi hakem kolladı. Hakem neyi kolladı ya? Ricardo'nun kafadan kırmızı kart. Ankara'da aynı hakem Babel'e verdi. Görün görüntüleri. Adamın kötü niyeti. Sen şu maçta hakemle mi kaybettin ya? Niye yapıyorsun? Niye bir başka maç isim vermiyorum o maçta bunları yapmıyorsun? Diğerleri de. Ben bu konuşmayı yaptımmış. Ya başla konuşsun diyor. Fenerbahçeli aile, Galatasaraylı aile, Başakşehirli ya Trabzonlu aile. Hemen karşı ötekileştirdik. Ben Sayın Başkan'a da söyledim. Geçmiş olsun benim için. Beni bütün genel başkanla, cumhurbaşkanı da başta bakanlar da, spor adamları da, Fenerbahçeli, Galatasaraylı da, Trabzon herkes aradı. Teşekkür ediyorum. Bu yaptığım emeğin karşılığında ayakta durabilmeni sağlayan besin değerleri benim için. Ama şunu da söyleyeyim. Cumhurbaşkanı buna zaman kendisine söyledim. Sayın Cumhurbaşkanım sizin çok önemli işleriniz var. Biz yine bununla uğraşırız dedik. Ama eğer çok zaman alacaksa ben söylüyorum. Sizin uzunluğuna da söylüyorum. Aziz Yıldırım, Fikret Orman, biri Beşiktaş, biri Fenerbahçe başkanı olarak gitsin. Ben de bir futbol sev adamı olarak gideyim ve televizyonda yayın yapsın. Bütün futbolun işleri konuşalım. Ben açığım. Ben buradan da beklentim yok, oradan da yok. Ama şansımı 50 yıllık, 51 düzgün hayatım kimse yok edemez. Buna da izin vermem. Ben hürriyetimi kaybettim daha önce söyledim ama cesaretimi kaybetmem. Karakterimi, onurumu kaybetmem. Elimizde alamazlar. O parayı o zaman almış olabilirler. O parayı alanlar federasyonda hala para duruyor orada. Ben talep bile etmiyorum. Ağzımı açmıyorum diye. Ben haksızlık yapılmadığı anlamı taşımaz. Efendilik yapıyorum. Ben kavga etmedim. Fenerbahçe maçında olayı ben mi yaptım ya? Benim üzerinden yürüyor şey. Yani bana vurdu mu, az mı vurdu, çok mu vurdu? Mesele o değil ki. Zaten olaylar var. 2024'de hazırladığınız oyunculara reklam için çağırıyorsunuz benden. Diyorsunuz ki izin verin. İşte Ricardo'yu, Pepe'yi verin diyorsun. Pepe'yi dışarı atarken bana göre ağır ama bir şey demedim. Ağzımızı açtık mı? Gol offside değil. Bir şey demedik. Ricardo'ya atılırken çakmakları ben mi taşları ben mi attım? Attığınız adamı diyorsunuz tanıtalım diyorsunuz. Şimdi tanıtsanız ne olur? Zaten itibarı zedeleyen sizsiniz. Beklentiler, hayalleri yıkan sizsiniz. Benim üzerime yıkıyorsunuz ya. Ben yoktan var ettim geldim ya. Siz bana bir şey vermediniz ya. Keşke verebilseydiniz. Benim bir niceleri var bu Türkiye'de ya. Diyorum ki Türk insanına imkan ve zaman verirse her şeyi yaparlar. Az yukarı çıkanda yok edip gidiyoruz. Yani bu oyuncu, antrenör, sanatçı, sporcunun önünü açacaksın. Ama hata yaparsa hesabını göreceksin. Sen kendi duygularınla beni yaşatıyorsun ya. Yapmayın ya.
ben bu maçı alsam ne olur, almasam ne olur? Ben çok maç kaybettim. Trabzon'da olaylı maçta 2-3 tane sağ kapandı. Bir tanesinde ben Emre Deva'da hatırlıyorum. Gittim sahanın içerisinde onu kaldırdım. Seyirciye gittim, durdurmaya çalıştım. Sonra kapandı. Bir tanesinde hatta buradan bir İstanbul'da maç var dedi ki Trabzon'daki maça ama çiçek bile atmayan yanlış anlaşılır dedi. Beyanatlar verdim sakinlesin diye. Gittim. Bizim üstünde biri de almışlar tuvalet kağıtlarını. Taşkuk Bey'de koyanlar da var. Her kağıtlarla doldu. Gittik tribüne. Yine sustuk. Olmadı. Yine maç tatil oldu. Kaç defa kapandı saha. Beğendim antrenör. Beğendim antrenör ya. Ben o zaman bağırmamışsam bana haksızlık yapılmadı mı? Bana çok yapıldı ya. Benim her şeyim açık. Ama hastaneye gidip gizli bilgi soracağını bana sor kardeşim ya. Zaten aldığın ne? O zaman aldığın bilgi söyle. Benim oyuncum orada yaptığı konakinde dava açıyor. Adam diyor ki beni duruşmalı getirin. Ben itme var ama vurma yok. Beni böyle mahkum ediyorsunuz. Ve 24 saat kalmadan daha yakın bir zamanda kadroyu almışken ceza kuruluna niye verdiğini bilmiyoruz. Adam hakkını savunamıyor ya. Bir özgürlük nerede ya? Nerede bu özgürlük? Benim lütfen bu güvenlikçilerin hepsi temizlenmesi lazım sahalarda. Güvenlikçiler ya biz kızımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu polise, askere, güvenlikçiye teslim ediyoruz. Güvenlikçi adam dövüyor ya. Görüntüde var. Hayır diyor. O diyor vurdu güvenlikçi. Sanki oraya adam dövmeye gitti ya. Zaten o adamlar yukarı çıkarmıyorlar. Diyorlar ki siz orada oturacaksınız görevlilere. Şimdi bunları bilmeden ne konuşuyorsunuz ya? Biz bunları söylemedik diye aman şey infial olmasın, kavga ötekileştirmesin diye kusura susa nedir bu ya? Biz her şeyi konuşuruz. Ha kavga mı? Hepsini yaparız. Bir canımız var onu da veririz sorun değil. Ama yapmayın ya. Bu nedir ya? Bu futbol mu? Ben milli takımda ayrılırken ki 3 defa bana şeyi gönderen adam noterden 3 defa değiştirerek o dümenleri zaten girmiyorum. Söylesen çok daha çirkin. Şekip Bey şimdi konuşuyor. O gün federasyonda karşı çıkan Aziz Yıldırım kavga eden Haluk Bey'in yanındaki sağ kolu her şeyi yürüten kimdi? Şekip Mosturoğlu. Hukuk işlerini yürüten oydu. Ama Fenerbahçe şikayetçi federasyonda kaç defa şampiyon oldu o döneme bakın. Şimdi de Şekip Mosturoğlu hemen ondan sonra gitti Fenerbahçe'ye. Ben bunu şunu söylüyorum. Böyle gizli mizli yok bende. Her şeyim benim açık. Başka kulüplere yöneticilere diye bana demeyin kardeşim. Ben gizli hesabım olmaz. Kimsenin canı yansın istemiyorum. Benim canım hiç yandırmam. Başkasını istemiyorsam kendimi de yaktırmam. Ama susuyorsam, biliyorum bak bunu size çok kullandım. Benim için aile, ülke daha önemlidir. Kurumlar daha önemlidir. Ama bu önem içerisinde ben de hakkımı biraz koruyayım ya. Bu kadar da değil ya. Ben şurada çağırırken ben üzülüyorum ya niye bu konu oluyor diye. Ve konunun merkezine ben geldim ya. Sanki ben attım. O zaman ben kendime mi attım yani? Olayı ben yapmışım. Sonra benimle ilgili niye karar veriyorsunuz? Kararı verecek çok konuda var. Daha önce de atar olması lazım. 4 defa, 5 defa oldu. Gerçeği söyleyemiyorsunuz ya. Söyleyen de Beşiktaşlıysa kendine göre söylüyor. Rakipleri ise bir türlü söylüyor. Sonradan buradan sonuç istiyorsunuz. Sonuç çıksa da gitmem ne olmayacak? Yasa çıkarmaya gerek yok. Kültürümüz bitmiş. Ahlak değerlerimizi yok ediyoruz. Bundan çocuk çıkar mı ya? Çocukları nasıl eğiteceksin? Neyin üzerine diyeceksin yani? Ben şimdi maça çıktığım zaman ne olacağını biliyor muyum? Ben şimdi şu anda adam elimi yapıyor. Hemen korkuyorum. Panikliyorum artık ya. Ben bu alaya niye düştüm ya? Bu kafa çok darbe yedi ama gençtim ya. 50 yıl önce ben başlarken yaşlı olanlar bilir. Futbolcular serserilerin alaksızların işi diyordu. 50 yıldır bu savaşı verdim. Ve serserilerin alaksızlığı işi olmadığını gördüm. Ama serserilik, alaksızlık yapanların başka kurumlarda olduğunu bu mesleğin içine girip bu işin mesleğin içine ettiğini görüyorum. Açık açık söylüyorum. Daha da diyecek bir şeyim yok. Çok teşekkür ederim. Gerek yok. Soru da almıyorum. Teşekkür ederim. Soru yok. İyi akşamlar.